Diyelim göz damlasına. Göz damlası, değerli kardeşlerim, demin ben insanın vücudunda bulunan tabii menfezleri sayarken, eğer farkındaysanız, gözü saymadım. Kulak dedik, burun dedik, ağız dedik. Değil mi? Kafada bulunan menfezler. Göz tabii menfezlerden değildir. O açıdan bir insan gözüne efendim damla damlattığı zaman da Hanefi mezhebine göre orucu bozulmaz. İki sebepten ötürü bozulmaz. Bu sebeplerden bir tanesi rivai, diğeri de tıbbi veya tabii diyebileceğimiz bir sebeptir. Rivai sebepler şunlardır, rivayete dayalı. Tirmizi'de vesaire diğer başka kaynaklarımızda bunlarla ilgili rivayetler var. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'e soruyor. Efe ektahilu ve ene saim. Ben oruçluyken diyor kühül kullanabilir miyim? Şimdi sürme yani. Göze sürme sürdüğünüz zaman da fıkıh kitaplarımızda diyor ki insan boğazında bile onu hissedecek olsa onun tadını la yuftarı. Orucu bozulmaz. Niye peki gözün ne gibi bir şeyi var? Çünkü bir, gözle alakalı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen Hazreti Enes soruyor. Efe ektahilu ve ene saim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki naam, evet, oruçluyken sürme kullanabilirsin diyor. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan naklediliyor. Kâne yektahilu bil ithmidi ve huve saim. Oruçluyken ithmit demiş olduğumuz sürme taşıdır. Onunla birlikte Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapardı? Sürmelenirdi deniliyor. İşte Hazreti Enes radıyallahu anh'ın yine sürme kullandığına dair sahabe kavilleri, fiilleri var. İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefinde var bunlar. Dolayısıyla bu gerekçelerden dolayı bir kere biz göze damlatılan bir damlanın orucu bozduğunu söyleyemeyiz. Açık naslar, rivayetler var. Bu konuyu Dâbitul Müfattırât'ta çok güzel bir şekilde Rafi'el Osmani işlemiştir. İlgili kardeşlerimizin oraya müracaat etmesini tavsiye edebilirim. Yani bağlayalım mevzuyu. Rivayet cihetiyle bundan dolayı, yani rivayetler var, göze damlatılan damla orucu bozmaz. Diğer bir açıdan baktığımız zaman niye bozmuyor? Tabii açıdan. Çünkü değerli kardeşlerim, göze bir şey damlattığımız zaman veya sürme sürdüğümüz zaman da gözden boğazımıza menfez olsa bile o gözenekler vasıtasıyla burnumuzun iç tarafından oraya doğru ne yapıyor? Gidiyor. Gözenekler vasıtasıyla ulaşıyor. Bir menfez vasıtasıyla oradan ne yapmıyor? Geçmiyor. Sadece sanki bir tozlu bir ortamdasın. Tozlu ortamda ne oluyor? Burnuna o tozu soluduğun zaman da birden boğazına kaçıyor ve seni öksürtüyor. Veyahut da tadını alıyorsun. Oruç bozulur mu? Bozulmaz. Tıpkı bunun gibidir. Gözden boğazda hissetmiş olduğumuz şey. İşte bu gerekçelerden dolayı gözden içeriye idhal edilen bir şey, sokulan bir şey ne yapmaz? Orucumuzu bozmaz. Bunu da böyle belirtmiş olalım.